Herkese selamlar, sevgiler ve iyi haftalar diyorum arkadaşlar. Bayağıdır görüşemiyoruz. Bu kadar tatil yeter artık diyorum. Şaka bir yana bildiğiniz gibi bir haftadır falan video çekmiyorum. Çünkü ben böyle yükselen piyasalarda çok fazla video çekmeyi sevmiyorum. Zaten piyasa yükselmeye başlamadan önce ya da yükselişin belli kırılımlarında yaptığım alımları belirtmiştim. Her gün her gün artık olanları söylemek çok da mantıklı değil. Çünkü bu dönem artık biraz daha böyle yaptığımız yatırımları tutmamız gerektiği, rüzgarın arkasına kapılmamız gerektiği, çok fazla böyle piyasayla oynamamamız gerektiği bir dönemdeyiz. Hani yükselen piyasada sattığınız zaman arkasından bakarsınız. Nasıl ki trendin tersine işlem açma diyorsak, yükselen trende short açılmaz diyorsak, yükselen trendde de böyle sürekli satış yaparak, başka coin'leri alarak satarak olmuyor. Zaten gün içerisinde Telegram'dan ve Twitter'dan anlık işlemleri, fırsatları yakaladığımda paylaşıyorum. Sizlerden de tavsiyem bu dönemde uygun maliyetli aldığınız pozları direkt satmayın. Kademe kademe satarak ilerleyin. Şimdi bir haftada neler oldu? Bitcoin indi çıktı vesaire. Ben tabii şöyle son 3 gündür bir piyasayı tarıyorum. Hani genel anlamda analiz yapılabilecek, üzerine konuşulabilecek neler var neler yok diye. Kısaca ben şöyle bir hem genel piyasaları değerlendireceğim hem de kripto para piyasasındaki olaylardan bahsedeceğim. Şöyle bir analizimize geçelim. İlk önce tabii ki Bitcoin'le başlıyorum. Şimdi Bitcoin'e şöyle günlükte baktığımız zaman ikili tepe yapısı mevcut. Yani şuradaki görünüm çok şık bir görünüm değil. Onu belirtmek istiyorum öncelikle. Tabii ki yani bu illa çalışacak diye bir şey yok ama ikili tepe olur da çalışırsa ikili tepenin boyun bölgesi 29.000 dolardır. Burası bizim destek seviyemiz. Oldu da bu formasyon çalıştı. Formasyonun çalışması durumunda da bakın boyun seviyesiyle tepe seviyesi arasında bir çizgi çekiyorsunuz. Şu bölgeyi alıyorsunuz. Formasyonun hedefi bu bölgedir. Hani olur da formasyon çalışırsa hedef 16.000 dolar. Direkt böyle giriyorum konuya ama korkmayın. Ben tabii ki her videomda iki senaryodan da bahsediyorum, oluşabilecek senaryolardan. Desteğimizi, direncimizi bilelim. Olası aksi yönde hareketlerde de aksiyon alabilelim. Ne olacağını, ne biteceğini bilelim. Her zaman yükseliş bazlı konuşmak olmuyor çünkü. Bizim her şekilde hazırlıklı olmamız lazım, biliyorsunuz. Şimdi yakın zaman diliminde baktığımızda ise aslında görünüm kötü değil. Bitcoin'de 29.000'den süre gelen ufak bir minor yükselen trendimiz var. Bu trendin altında en azından 4 saatlik bir kapanış yapmadığımız sürece şu anda yönümüz yukarı gözüküyor. 42.000 dolar seviyesi geçilirse zaten yeni bir ATH, yeni bir zirve tazeleneceği için o zamandan çok bir hedef verebilecek bir alan kalmıyor. Artık 50.000'ler vesaire konuşulabilir. Ben hala hani Bitcoin'in kırıp gideceğini düşünmüyorum açıkçası. Ama Bitcoin'e karşı çok pozitif bakmasam da altcoin'lerde beklentim yüksek. Çünkü dominans grafiğimiz bakın oldukça aşağı doğru inmiş durumda. Şu an altcoin'lerin hakimiyeti giderek artıyor. Şu bölgeden bir sıyrılabilirsek 57 bölgesi bizim için önemli bir destek dominansta. Altcoin'ler 57 seviyesine kadar en azından inerse güzel bir yükseliş göreceğiz. Ama bu seviyelere geldiğimizde de altcoin'lerden ufak ufak kar almak gerektiği kanaatindeyim. Çünkü dominans seviyesinden tepki alırız, altlarda salınımlar olur. O zaman tekrardan giriş yapabiliriz. Ya da hepsini satmaktan ziyade bakın ben Twitter'da da belirttim. Geçen hafta ufak ufak kar aldığımı söylemiştim. Portföyüm işte %50'ye yakın altcoin vardı. Şu an işte %25-%30 arası bir altcoin tutuyorum spot tarafında. Cake'ler hariç. Cake'leri çünkü çok uygun maliyette aldım. O konuya da değineceğiz. Dominans grafiğimizde 57 ve 52 iki önemli seviye. Bu iki seviyeye indiğimizde altcoin'lerden kar almamız gerektiğini tekrardan vurguluyorum. Şimdi gelelim DXY'ye. DXY nedir? Doların gücünü gösteren endekstir. Dolar endeksi uzun süredir düşüşteydi. Bakın şu dönem Bitcoin'in rally yaptığı döneme denk geliyor. Bunu çoğu analist paylaşır söyler. Bu aslında çok konuşulmayan bir gerçektir. Bitcoin dolara karşı değerleniyorsa, BTC/USD diyoruz ya, Bitcoin dolara karşı değerlenen bir parite. Dolar endeksi güçlenmeye kalkarsa, dolar endeksi yükselirse bunun Bitcoin'e negatif bir etkisi olur arkadaşlar. DXY'ye baktığımız zaman da düşen trendimiz kırılmış, retest yapılmış, yeni mum açılmış. Artık hani şu zirvenin geçilmesiyle artık, çünkü bu dolar endeksi, MTA'lar bunlar tabii böyle günlük, saatlik grafiklerle olacak şeyler değil, haftalık teyitler almak gerekiyor. Bunlarda biraz daha oturaklı bakmak lazım ama şu an görünüm kırmış durumda. O yüzden Bitcoin tarafında ben çok bullish değilim. Bitcoin'in yeni zirve yapabileceğine şu görünümle ihtimal vermiyorum. Ama olabilir, bakın olmaz da demiyorum. Hani hiç önemli değil. Bitcoin kırsın ya da kırmasın, bizim işimiz Bitcoin'e değil. Çünkü Bitcoin 3.000'den 40.000'lere geldi.
Asıl karlılık altcoin'ler. Yani Bitcoin bir haftada %10-%15'lik marj yaptıysa altcoin'ler 2x'ler yaptı, 5x yapan coin'ler oldu. Onlara da tabii ki geleceğiz. Şimdi ben birkaç altcoin'e baktım, konuşulması gerektiğini düşündüğüm. Tabii market çok yükseldi. Şu aşamada nasıl konuşacağız onu da bilmiyorum çünkü her şey çok yükseldi. Ama en azından tutan arkadaşlar için faydalı olacağını düşünüyorum. Bakın Algo'nun grafiğini ben çok beğeniyorum. Uzun zaman önce de beğeniyordum ama şu bölgelere çıktığımızda paylaşmak istemedim çok yükseldi diye. Keşke paylaşsaydım. Bakın günlükte çok güzel bir düşen trendimiz kırıldı. Zaten çoğu altcoin'de bu görünüm var. Ama burada şöyle bir farklılık var. Algo Ethereum olmayı hedefleyen, tabii ki birçok coin var. Ethereum killer oldum, ben Ethereum'un yerine geçeceğim diyen, ama o değil mesele. Ethereum'un vaat ettiği şeyleri vaat eden bir proje. Çok da güzel çalışıyorlar. Gerçekten Algo'nun temel anlamda projesi güzel, komünitesi güzel. Tabii bir de önemli olan iyi yerden almak. Bakın günlükte çok önemli bir bölgeyi kırdık Algo'da. Ben şu anda Algo'da bu kırılımdan bir long pozisyon açtım şu bölgelerden. Tabii bunu paylaşmadım. Fiyatı biraz yüksek olduğu için ufak bir alım yaptım. Benim şu an Algo için şöyle bir planım var. Şu bölgelere 890-885 civarlarına gelirsek 830 stoplu, bakın şu bölgeden pay biçebiliriz. İşte 830 stoplu bir alım denemesi yapacağım. Olur da market çökerse, çünkü biliyorsunuz Bitcoin işte 2 haftada bir, 15 günde bir illaki sert bir düzeltme yapabiliyor. Bunda da bütün altcoin'ler otomatik düşüyor. Ben bu senaryoları ve alım yerlerini anlatıyorum ki size videoda olası düşüş senaryosunda alım yapabilin. Hani ben buradan paylaştım diye alım yapmayın. Zaten mevcut pozisyonlarımızı koruyoruz takip eden arkadaşlar. Şu anda da ben fırsat buldum. Coinlerin alım seviyelerini size belirteceğim. Burası birinci seviye. 890-885 civarı. Olur da inersek ikinci destek seviyemiz de, bakın arkadaşlar, 765, şuradaki tepe destek olarak çalışacaktır. Olur da o da aşağısına inerse zaten trend desteğinden mutlaka, bakın 580 civarı ben alım yapacağım. Hatta buraya bir alarm kuruyorum. Buraya bir alarm kuruyorum. Bu iki bölgeye gelirse almak gerekiyor. Gelelim benim haftalardır video çekmeyip işi boşlamamın sebeplerinden bir tanesi olan Cake'e. Şimdi arkadaşlar Cake biliyorsunuz 70 centten beri konuşuyoruz. Pancake'le yatıp kalkıyoruz, işte fotoğraf atıyoruz falan. Pancake gerçekten çok kullanım alanı olan bir proje. Neden? Binance Smart Chain'de bulunuyor. Pancake pool'larına girdiğiniz zaman bütün coin'leri Pancake'le kazmak zorundasınız. Binance'in desteklediği bir proje. Uniswap'ın vesairenin geldiği yer ortada. Şimdi hacime baktığımız zaman her hafta artarak yükselen bir hacim görüyoruz. Marketin salınımlarında çok fazla düşmediğini görüyoruz. Şimdi böyle günlük RSI'ye bakalım. Günlük RSI'miz şu anda 80 civarında, yükselen bir piyasada günlük RSI 93-94 seviyelerine geldiğinde düşmeye başlıyor. Bunun bilgisini vereyim. Ben genelde günlük RSI 93-94'lere geldiği zaman elimi yavaş yavaş boşaltıyorum. Tabi bunun bir referans alacağımız bir tepesi yok. Çok fazla beklenti olan bir coin. Onun için böyle düz rakamlar veriyoruz. Ben maliyetim çok düşük olduğu için 5 dolar civarından %60-%70 civarında bir çıkış yapacağım. Belki hepsini satarım. O anki duruma bağlı. Mumun sertliğine bağlı. Çok sert bir mum da çıkarsa o mumu da komple elime boşaltabilirim. 5 dolar civarından bir kar realizasyonu yapmam lazım. Çünkü güzel para kazanmış olacağım. Onun ardından da düşüşlerde yavaş yavaş toplamaya başlayacağım. Ama cüzdanımda her zaman bir Cake bulunacak. Farmda zaten o bana günlük bir getiri sağlıyor. Pancake'in getiri olaylarını bilmeyen arkadaşlar lütfen bir önceki videoma gidin. Pancake'de nasıl farm yapılır onları anlattım. 4.20-4.50 civarından ben böyle ufak ufak elimi boşaltıp artık 5 dolara geldiğimizde, olur da gelirsek tabii ki, yüklü oranda çıkış yapmış olacağım. Çünkü bir düzeltme illaki gelecektir. O düzeltmede ufak ufak toplamaya başlayacağım. Şimdi gelelim Ethereum arkadaşlar. Ethereum grafiğine baktığımız zaman Ethereum'da değişen bir şey yok. ATH bölgemizi kırdık. Hatta bunu bir tık daha yukarıdan alalım. Şöyle 1475. Bakın kırılım gerçekleşmiş. Burada bir retest gerçekleşmiş geçen gün. Bunu bir retest olarak değerlendirebilir, kurcalayabilirsiniz. Benim Ethereum pozisyonum bulunduğu için bu kırılım bölgesinden benim maliyetlerim de, hatta ben 9 dolar civarlarına çektim. Şuralardan bir satış yaptım. Ufak bir miktar var. Cüzdanımda yok demiyorum. Ama Ethereum tabii ki ölçeklenebilirlik sorununu çözemediği için bugün AVAX gibi, işte DOT gibi, Algo gibi birçok böyle Ethereum alternatif olmaya çalışan projelerde çok daha büyük yükselişler görebiliyoruz. Ethereum fazla büyütülüyor gözde.
2000-3000 dolarları belki görebilir. Ama birazcık ağır bir coin. Ben Ethereum'da çok fazla durmuyorum. Dogecoin'e gelecek olursak, yani bunu artık benim hani diyecek bir yorumum yok. Elon Musk bir şilledi, iki şilledi. Adam her gün Doge hakkında tweet atmaya başladı. Snoop Dogg geldi, bir tane tweet attı. Snoop Dogg diye. İşte Lil Yachty diye tanınan bir rapçi var. O da Doge 10 cent'e gidiyor diye. Böyle bir şey yapmaya başladı. Şimdi bakıyorum Elon Musk böyle çok rapçilerle vesaire çok fazla böyle interaction halinde. Bunlara artık yaygınlaşmış hale geldi. Herkes Doge paylaşmaya başladı popüler camiadan. Özellikle rapçiler vesaire çok ilgileniyorlar kripto para sektörüyle. Dolayısıyla da ben buna şimdi çok yüksek riskli de diyemiyorum. Çünkü çok fazla pompalama var. Bunda bir yükseliş daha görürüz. Belli etkilerle dalgalar, pumplar yapılacaktır. Ama buradan giriş gerçekten riskli. Yani dediğim gibi belki buradan 10-20 cent'e gidebilir. 25 cent'lere gidebilir. 1 dolar ihtimalini çok uzak görüyorum. Çünkü 15x yapması gerekiyor ve market yerinden oynar öyle bir şey olması için. Ama bu piyasada her şey mümkün arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. 1 dolar da olur. Ertesi gün işte 1 cent'e de düşebilir. Bizim için para kazanmaksa bizim amacımız böyle paritelerden uzak durmak gerekiyor. Ya da önemli alım satım destek bölgelerini çizersiniz. Bakın şuradan bir destek direnç çizmeye çalışalım arkadaşlar. Nasıl yaparız? Öncelikle burada bir bakın şöyle bir destek bölgemiz var. Tepe, destek. Bakın şu anda güncel desteğimiz burası. Bunun altına inersek yine aynı şekilde bu bölgede de bir desteğimiz var. 433 seviyesi. Onun altına inersek de bu bölge destek seviyesi yatay olarak. Bu destek seviyelerinden bakın burası yüksek bir destek. Hani buradan 10'da 2 birim alınabilir. Ya da burada yakalarsanız 10'da 6 birim yakalanabilir. Buradan yakalarsan all-in girersin, yine stopunu koyarsın. All-in önermesem de hani desteğin kuvvetini anlatmak için söylüyorum. Doge için böyle takip ediyorum ben. Herhangi bir pozisyonum yok. Ben bunu 220 civarlarından aldım. Twitter'da da paylaşıp işte 400'lere geldiği zaman şuralardan da 2x yaptım diye sevine sevine sattım. İşte satmamak lazım böyle yükselen piyasalarda, pişman ediyor. Ama tabii kar ettiğim için çok problem değil. Gelelim beklentimin olan ve tuttuğum coinler arasından IOTA'ya. Bana bayağı bir kaydınız. IOTA'yı paylaştım. Şurada bir iki tur böyle silkeledi aşağı doğru. Bakın grafiklerin çoğunda görürsünüz. Bu düşen trendden sonra pullback bölgesinde trendin altına sarkmalar yaşanabilir. Tabii ki ben burada stop oldum. Sonra buraya düştü. Dedim ki al bir daha. Tutuyorum inandığım için. Hala tutmaya devam ediyorum. Bakın hacim ne kadar güzel artmış. Kırılım gerçekleşmiş. IOTA için önümüzdeki hedefler 71 cent birinci hedefimiz. Şu bölgede evet, 90 cent civarda ikinci hedefimizdir. Elimdekilerin zaten %35'ini falan sattım ben şu son yükselişlerde. 515-20'lerden bir tur sattım. 565'lerden bir tur sattım. Buraya geldiğinde büyük ihtimal hepsini satarım. Düşerse bir daha alırım. Bir daha alırsam da artık bu rakamları hedeflerim diye düşünüyorum IOTA için. Güncel destek neresidir IOTA'da diye soracak olursak. Güncel desteği bakın. Şuradaki tepeyi destek olarak referans alabiliriz. Yani tam fitillerin ucu %1, %1.5 sekmeler olabilir. 509 şu anda birinci desteğimiz. Olası bir market çöküşünde ise bakın buradaki trend desteğimiz sapasağlam bizi tutacaktır diye düşünüyorum 405 bölgesinde. Link takip eden arkadaşlar, linki şöyle bir sıfırlayalım. Linkte bir trend desteği, yükselen trendimiz var. Çoğu coin'de bu yükselen trend var ama link için çok soran oldu çünkü genelde videolarda çekmiyorsun diyorlar. Linkin takipçisi çok. Onun için linkte bakın şöyle bir yükselen trendimizi çekelim arkadaşlar. Şu bölgede ufak bir silkeleme yaşandı. Şuradan da alabiliriz. Bakın şu bölgede bir silkeleme yaşandı. Şu an trend desteğinin üzerindeyiz linkte. Bir problem gözükmüyor. 26 dolar direncimiz. ATH bölgesinde olduğumuz için tekrar söyleyeyim. Referans alacak bir tepe olmadığı için Bitcoin'le senkron gitmek gerekiyor. İşte Bitcoin önemli bir desteğini kırarsa stop denenebilir. Ya da işte Bitcoin çok fazla yükselirse, link de ona göre yükselirse, Bitcoin çok sert bir dirence geldiğinde kar alınabilir. Yani ben nerede satacağım noktasında altcoin'lerde bizim pusulamız Bitcoin olmalı. Bitcoin ne yönde işlem yapıyorsa o yönde altlar genelde hareket ediyor. Bitcoin sert düşeceği zaman altlar da düşüyor. Onun için Bitcoin'in işte atıyorum 50 bin dolar direncine gelirse Bitcoin alt marketten Bitcoin'den genelde bir çıkıp bir ortalığı izlemek gerekir diye düşünüyorum. Kar alınacak bölgeler bunlardır.
Kütüm'e gelecek olursak, Kütüm'ün güzel bir airdrop haberi var. Bunu zaten bizim Ninja Ağız Telegram'ında hem Kerim paylaştı, hem Emre paylaştı, hem Can paylaştı grafik olarak. %40 civarında bir kar sağlandı buradan. Kütüm tutan arkadaşlar için airdrop tarihimiz yaklaşıyor. Tam detaylarını diğer ekipteki arkadaşlar daha iyi biliyor. Bakın burası potansiyel bir dirençtir. 5-15 civarından kar alınabilir. Bu bölge kırılırsa da retesten yeni alım bölgesi burası olarak düşünülebilir. Binance'in airdrop'u desteklemesi fiyatı uçuracaktır. Ama Binance'ten desteklemedik haberi gelirse fiyata negatif etkisi olacaktır. Haber trade yapmanın böyle bir dezavantajı da var arkadaşlar. Şu anda en zorlu olarak gördüğüm direnç benim için 7.29 direncidir Kütüm'de. İleri hedeflemek isteyen arkadaşlar bu bölgelerden deneme yapabilir. Airdrop konusuna gelecek olursak, Waves'te de bir airdrop konusu var arkadaşlar. Şöyle günlük grafiği açtım ben. 4 saatlik baktığımız zaman da bakın Waves tarafında şöyle güzel bir grafik görüyorum ben. Şu bölgeyi alırsak bakın trendimiz kırılmış, retest yapılmış. Bu nispeten çok artmamış. Şu bölge stoplu bir long pozisyonum var benim Waves'te. Olur da hani biraz salarsa denenebilir. Yani buralardan denenmez demiyorum ama güvenmemiz ve inanmamız gerekiyor projeye. Ve riske edebilecek bir miktar olması gerekiyor. Yine ben 10.000 dolar üzerinden gideceğim. 10.000 dolarım varsa ben bunu atıyorum 1.500 dolarlık alırım. %10 stop 150 dolar benim maliyetimi karşılar. Ben normalde 10.000 dolarla 5.000 dolarlık poz açıp %3 stop hedefliyorum mesela. 150-200 dolar bir zararı oluyor. Ama bunun mesela %10 stop mesafesi var. Yine 150-150 dolar kaybediyorum. Burada aslında bütün strateji bu arkadaşlar. Kaybedeceğiniz miktar değişmemeli. Mesafe uzaksa miktarı ufaltıp yine aynı miktarlara stop olup şansınızı deneyebilirsiniz. Öyle olduğu zaman bunu aldın buradan, stop olmadın. Bu bölgeye geldin. Buradan satarsın. Alttan bir tur daha denersin. Ya da satmazsın. Yeni bir pullback destek bölgesine ekleme yapar. Stop taşırsın. Böyle böyle stratejiler denenebilir. Ripple tarafına bakacak olursak, Ripple'ın çirkin bir grafiği var. Böyle bok gibi yani, affedersin. Ne diyeyim şimdi ben bu grafiğin üzerine. Şuna böyle 4 saatlik de bir trend çizelim o zaman. Daha yakından bakalım. Şu an ortada Bitcoin indi çıktı. Çok fazla etkilenmedi. Şuradaki çirkin hareketi yaşanmamış varsayarsak, milletin ocağının söndüğü, yuvasının yıkıldığı o çirkin hareketi, manipülatif hareketi saymazsak, ben böyle çok uyuz oluyorum Ripple'a çünkü yani çok manipülatif hareketler yapıyor. Bu güzel de para kazandım Ripple'da yani. 2x'e yakın bir kar ettim ben. Twitter'da da analizim var, ben demiştim. Demeyi seviyoruz yani, yapacak bir şey yok. Açar bakarsan Twitter'da görürsün. Ripple için böyle bir bozuk üçgenimiz var arkadaşlar. Bu bozuk üçgende bu destek bölgelerinin alınıp direnç bölgelerinden satılabilir. Ya da direnç bu bölge kırılırsa şöyle bir şat tık tık bölgeden aha sırtımı yaslayacak desteği buldum deyip girebilirsiniz. Şimdi gelelim genel piyasa ürünlerine arkadaşlar. Dolar Türk Lirası'na ben bir bakmak istiyorum. Şimdi Dolar Türk Lirası'na baktığımız zaman belini doğrultamadı. Ne demiştik? Şöyle bir düşen trendimiz var. Bu trendde ufak bir silkeleme yapıldı. Ben de yani şu trend yukarıya kırdığı zaman paylaşım mı diyecektim ama doların yükselişine de çok inanmadığım için paylaşmak istemedim. İyi ki dolar yukarı kırdı diye de analiz paylaşmadım diyorum kendi kendime. Dolar tarafında şimdi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ısrarlı bir şekilde faiz politikasının enflasyon düşene kadar, en azından yıl sonuna kadar gündeme alınmaması gerektiğini, imkansız olduğunu vesaire belirtti. Tabi bu söylemler de Türk lirasına bir talep olduğunun, Türk lirasına talebin devam edeceğine dair yorumlandı. Şimdi benim kendi şahsi görüşümde dolardaki artış zaten işte Albayrak'ın döneminde yaşanan olaylar vesaire. Son şu tepeden itibaren baktığımız zaman Albayrak'ın istifasıyla düştü. Ardından işte Merkez Bankası Başkanı değişti. Naci Ağbal'ın olumlu ılımlı söylemleri, Erdoğan yine para politikalarında ılımlı yaklaşımı, işte Merkez Bankası'nın özelliği vesaire, bu konular dolarda düşüş etkisi yarattı. Şimdi biz konumuza dönelim, nereden döner meselesine bakacak olursak teknik olarak bu bölge birazcık ara bir bölge. Hani buradan dönmez diyemiyorum, 7 psikolojik bir sınır. Teknik olarak 6.88-6.90 seviyelerine bir fitil atıp yukarı yönlü tekrardan bir atak deneyebilir. Ama bu tabii ki atak tekrardan 7.5-8'lere gelecek anlamında değildir. Onun için en azından bir bakın şu bölgeyi teknik olarak 7.50'leri geçmesi gerekiyor ki artık bir yukarıya eğilim var diyebilirim dolar tarafında.
7.90 dolar yatırımcılar için 7.95, 7.89, 7.93 pardon 6.93 ya da 7 bandından stoplu deneme yapılabilir. Doların çok da fazla alt 80'lerin ben aşağısına ineceğini düşünmüyorum. Evet, olumlu şeyler gitmeye devam etse de tabii ki bizim döviz tarafında bir sıkıntımız var. O yüzden çok fazla bunun yukarıya doğru aşağı doğru gitmesini ben beklemiyorum. 6.80-7.20 bandında takılması aslında gayet olumlu olur. Hem gerek piyasaların doların güncel fiyatına alışması, umuyorum zamlar tekrardan geri alınmaya başlar. Çünkü bu yükseliş döneminde yapılan %150-%200 zamların belki %20'si bile indirilmedi. Bu da bizim ayıbımız olsun. O da ayrı bir konu. Şimdi dolar tarafına, altın tarafına bakalım arkadaşlar. Altında şöyle bir grafiğimiz var. Bir düşen kama görünümünü çizdik. Bakın şurada bir silkeleme hareketi mevcut. Burada longlar, shortlar artık ne olduysa silkelendi. Tekrardan ben bunu çalışacağını düşünüyorum bu formasyonun. Benim dolar için geri alım bölgem şu bölge olur. Bakın buraya da alarmını kurmuşum. 1750 dolar seviyesi birinci. Ara desteğimdir benim. Şu bölgelerden alınıp 1740'lardan stop edilebilir. Ya da bu aşağılara çok beklemesem de oldu da düştü. 1700 dolar çok güzel bir destek seviyesi olarak gözüküyor altın tarafında. Bakın burada bir desteğimiz var. Bu da alt bandına denk geliyor. Buradan long işlem açarım. Bu yukarıya kırarsa tekrardan deneme yapılabilir. Bu bölgeden alım yapılabilir. Onun dışında altın tarafında çok iştah açıcı bir grafik olduğunu söyleyemem. Gram altın tutan arkadaşlar içinse gram altının düşmesinin sebebi doların Türk lirasıyla düşme sebebinden dolayı. Altın takip eden arkadaşlar lütfen gram altın takip etmeyin. Sizi ilgilendiren şey gram değil çünkü altının kendisinin hareketleri önemli. Yani bizim ülkemizdeki siyasal ekonomik durumlardan dolayı altının fiyatı, doların fiyatı düşüyorsa, dolar Türk lirasının fiyatı düşüyorsa bu altının suçu değil. Dolarınızı altınla alıp, altınınızı dolarla alıp dolarla satmanızı tavsiye ederim. Onun dışında gümüş tarafına gelecek olursak gümüş grafiği bayağı karıştı. Hatırlarsınız GameStop hisselerinde bir short squeeze yani shortları silkeleme operasyonu yaşanmıştı. Bir dönem spekülasyon çıktı geçtiğimiz hafta. Hani gümüşte de shortları avlayacağız, gümüşte de büyük hareket olacağız dendi. Bakın çizilen destek dirençler çok güzel bir şekilde çalışmış bunda. Ben şu bölgedeyken açıkçası bunun daha kırıp gideceğini düşündüm. Ufak bir fitil attı bıraktı. Hatta bir analizi de paylaştım. Burada bir retest yaparsa alt gümüş longlamayı düşünebilirim diye. Benim gümüşten şu bölgelerden bir long pozisyonum hala duruyor. Büyük bir pozisyon açmıştım ben bu tarafta. Kaçtan açmışız? 27'den açmışım ben bunu. 27'den açıp 29 seviyelerinden bir kar aldım. Yarısını da bırakmıştım gider diye. Hala tutuyorum. Gümüş tarafında benim beklentim hala iyi. Çünkü bu sene gümüşün biraz daha yükseleceğini düşünüyorum. Altın oranında daha önden gideceğini düşünüyorum. Zaten önceki videolarda var. Bakın gümüş düşen trendini kırdı. Artık yukarı yönlü gitmeye başladı. Altın ama öyle değil. Altın hala bir takım baskılarla uğraşıyor. Altının temel tarafını çok fazla bilmediğim için çok da derinlerine girmek istemiyorum. Gümüşte durum bu. Şu anda bir direnç bölgesindeyiz. İlk desteğimiz 26. Kesin böyle alınacak. Gerçekten çoluğu çocuğu bassat denen yerler vardır ya. Oldu da bu bölgelere inerse buradan yüklü şekilde gümüş alırım yatırım tavsiyesi değildir. Tabii ki buraya stopunu koymak kaydıyla. Ben gönül rahatlığıyla alım satım yerlerimi veriyorum. Çünkü ben bir analiz paylaşıyorum. %30 yapıyor, %50 yapıyor, 2x yapıyor ya da stop oluyor %5 zarar ediyor. Yani tabii ki stop olabilir işlemlerimiz, hatalı olabilir. Önemli olan uygun alım yerlerinden paylaşabilmek. Ben uygun alım yerlerini paylaştığımı düşünüyorum. Platin tarafına gelelim. Platin benim realde fiziki yatırımımın olduğu tek emtia. Bunu zaten haftalardır söylüyorum. Tekrardan bakın çizeceğim. Tek bir grafik bize her şeyi anlatıyor aslında. Bakın yaklaşık 2008'den beri düşen bir grafik var arkadaşlar. 2008 yılından beri 1, 2, 3, bunu sayma 4, 5 temas ve 6.sında kırılım gerçekleşmiş. Hacimde artışı görüyorsunuz. Retest bölgesi gelmiş. Ben bunu yaklaşık 1050 dolar civarlarındayken, 1020-1050 dolar aralığındayken bas bas bağırdım. Tabii ki büyük bir yükseliş değil. Kripto paralar gibi %10'luk bir yükseliş falan yaşandı ben paylaştığımdan beri. Ama hiç önemli değil. Reel yatırımlarda bunlar gerçekten önemli rakamlar. Çünkü riski
kripto paralara nispeten daha uygundur. Platini ben her düştüğünde böyle çeyrek altın alır gibi, gümüş alır gibi böyle ufak ufak almaya devam edeceğim. Gerçekten benim kendi beğendiğim bir yatırımdır. Platini Kuveyt Türk'ten ya da vakıf katılımından alabiliyorsunuz soran arkadaşlar için. Gümüş, altın, Türk lirası gibi emtiaları, FX paritelerini PrimeXBT üzerinden açabiliyorsunuz. Ben buradan işlem yapıyorum. Burada güzel bir arayüzümüz var. Buradan isterseniz gelip buradan FX paritelerinden istediğiniz pariteyi seçip işte gümüşüdür, altındır, ülke para birimidir. Onlara göre işlem yapabiliyorsunuz. Şu an sadece Bitcoin ile işlem yapılabiliyor. USDT paritesi geldiği zaman daha sıkı trade'ler edeceğim. Çünkü herkes Bitcoin ile trade etmek istemiyor. Ama Bitcoin tutan kişiler için gerçekten mantıklı. Benim işte tuttuğum bir Bitcoin'im vardı. Buraya attım. Hem Bitcoin arttı hem FX'ten birazcık işlem yapıp kazanmış olduk. Aynı zamanda da PrimeXBT Paxful'la anlaştı. Bu da bir ödeme aracıdır. Bayağı ünlü. Bitcoin vesaire yatırmak için kullanılabilir. Yani bizim ülkemizde çok yaygın değil. Ama yurt dışında yaşayan arkadaşlar ödeme yatırma konusunda Paxful'u değerlendirebilir. Bu da böyle sponsorlu araya sıkıştırmış olalım arkadaşlar. Bitcoin'i konuştuk. Altcoin'lerin genelini konuştuk. Daha fazla altcoin analizi ilerleyen günlerde gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü bir süredir biliyorsunuz işte farming'e girdiğimden ve çok böyle yoğun bir tempodan dolayı birazcık uzaklaşmıştım piyasadan. Şimdi yayın programımızda söylemek istiyorum. Çarşamba günü DeFi alanında, farming alanında güzel bir yayın yapacağız. Mehmet Selim konuğumuz olacak. Çok daha bilgili, her DeFi alanında çok bilgisi olan bir arkadaş. Bize gerçekten faydalı içerikler sunacağını düşünüyorum. Hangi fırsatlar var, hangi farmlar uygun, hangileri riskli, bunları konuşacağız. Bakın bu şaka değil. Çarşamba günü Ninja Traders kanalında mutlaka olmanızı bekliyorum. O kanalda lütfen abone olun. O kanaldan ben dahil birçok ekip arkadaşımız yayın yapıyor. Orada DeFi'yi konuşacağız çarşamba günü. Onun dışında Perşembe ya da Cuma günü tam emin değilim. Bizim Ninja üyelerimizden bir başarı hikayesi çıktı. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var bizim grubumuzda üye. Çok güzel bir başarı elde etti. Ben onunla alakalı bir video, bir yayın yapmak istiyorum. Ne yollardan geçti, ne zorluklardan geçti. Hani size bir geri dönüş olması açısından, çünkü o da kaybedip kazandı vesaire. Ne yolları izledi, nasıl bir strateji izledi, bunu size aktarmak istiyorum. Önümüzde yayın programları bunlar. Biraz daha sık yayın yapmaya dikkat edeceğim arkadaşlar. Sivil işlerimin de yoğunluğu artmıştı bu dönem, şaka bir yana. Durum bu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinizin bol bol kazanması dileğiyle. 10k bir abonemiz kaldı. Onu da artık bir yapın. Şu 100k'ya erişelim. Benim için de bir motivasyon olsun o. Kendinize çok dikkat edin. Paranın altında kalmanız dileğiyle arkadaşlar.